tercihlerimiz, dışarıdan da kaynaklı bir ama şey dediğim gibi, bu hangi tercihlerin tercihsinde de çok kaynaklı bir varmış gibi bir izlenim oluşturmaya çalışmıştık. Evet, kısaca İstanbul'daki yeni mimarinin önemli yapılarını böylece nispeten büyük ölçüde kullanacak. Bunları söyleyebiliriz. Tabii bu kuralın sayısını arttırmak mümkün ama süreyi fazla açtığım farkındayım. Onun için burada keserliklerin zevk anlayıştığı bir mimarın içinde işlemi buluşması olduğunu seksler öğretilerde tanıyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi de sözü Sultan II. Abdülhamit'in kitap merak hakkında konuşması için Doktor Aslan Alper'e veriyorum. Gelişmeler yapıyor. Özellikle yeni açılan kuruluşları, bu açtığı kuruluşları
hareket planı, gördüğünüz üzere Topkapı Sarayı gibi, yani alıştığı ortam gibi yerleşme şeklinde çeşitli zamanlarda yeni eklemelerle büyüyen bugünkü haline de Google'ın efendi sanmışsın, ondan da geçirebileceğimiz Google imajıyla bakıyoruz. Bayağı genişleyen bir yapısı var ve de bir yapısı var da onun bir uzantısı. Bu alan üzerinde çeşitli zamanlarda büyüyen bir kütüphanesi var. Bilinen ve kayıtlara göre, belgelere göre kendine ait bir usulü kütüphanesi, bir de dış bahçede bulunan bir kütüphanesi bulunuyor. Bu kütüphane içerisinde paket kütüphane olduğu için Topkapı Sarayı'nda hali hazırda bugün günümüzde Ağlar Camii'nde korunan ama o devirde de çeşitli köşklere, odalara dağılmış olan kitaplar da onun sayılıyor. İstediği kitapları saraydan getirtebiliyor. Bazen bu kitapların geri gönderildiğine ilişkin bilgiler olabiliyor. Böyle mesela birkaç örneğimiz var. İki ciltlik bir kitabı bir cilde Birleşik Sanlılar'sı, Sanlılar Sarlar Kütüphanesi'nde bir cilde Topkapı Sarayı'nda. Bazen yine yazılardan, yazışmalardan aldığı kadarı iki ciltte geliyor, sonra ikisi dönüyor. Topkapı Sarayı'nda buna ait olan eserleri benim tutaklarım Topkapı Sarayı'da koymuşum. Ocaksızdan sonra bir tane numara yarın için geliyor. Burası da Nargı Eserler Kütüphanesi İstanbul Üniversitesi'nin. Bu tarz ciltleri var. Bunlar Yıldız Sarayı Kütüphanesi için Sultan Abdülhamid Han'ın oluşturduğu ciltler, turası olan kırmızı ve altın yaldızlı. Bu ciltler aracılığıyla biz daha önce Yıldız'da olduk, sonra geri döndük. Mesela bu albümler için. Bunlar da pek meşhur Mehmet Siyah Kalem resimleri içeren Haziran'ın 1953, Haziran'ın 1960'ın kapakları. Bunların Yıldız'a gidip sonradan gelip tekrar saraya döndüğünü böylelikle öğrenebiliyoruz. Ben size şimdi biraz böyle özellikle tasvirli olan, minyatürlü olan yazmalar gösterip ne tür kitapları kendi ilgisi, yorumlusu, koleksiyonuna getirmiş olduğu üzerinde durmak istiyorum biraz. Bunlar arasında epeyce miktarda Kur'an-ı Kerim yazması var. Yaklaşık 200-220 tane el yazma Kur'an-ı Kerim bulunuyor. Yıldız Sarayı koleksiyonunda çeşitli devirlerden Kufi hakla yazılmış erken dönem 1800'de 9. yüzyıldan devirleri kadar daha sonra dönemin önemli tasavvufları tarafından yazılan Kur'an-ı Kerimler de var. Çok fazla kütüphaneye önem vermiş olmasına ve zenginleştirme, geliştirme yönelik kararlar çıkarmasına rağmen az önce gördüğümüz bir şey zaten Türkiye'sinde bulunan kitapların kütüphanesi dışında çok büyük bir vakfetme, yani kütüphaneye vakfetme gibi bir faaliyeti görmüyoruz. Ancak çeşitli vakıflardan saraya intikal etmiş olan, zaman zaman çıkan miras yoluyla falan da olabiliyor. Kitaplarını sarayda olduğu onlardan seçme yaptıklarını görebiliyoruz. Mesela bu bir kısım yani Arapça, üzerinde Farsça, tercümesi yapılmış. Arapça en fazla olan bir Kur'an-ı Kerim. Bunlar sancak Kur'an-ı Kerimleri. Bugün böyle boyuta kadar 6'ya 6 gibi küçük şu kadar falan oluyor bunlar. Eğer de okunmak için diye bu variyle eğlen küçük bir hakla yazılıyor. Dost devresi demek ifade. Bu tür tip eser, Kur'an-ı Kerimleri genellikle denizcilerden, askerlerin, yerlerden, yanlarında böyle koruyucu ve tılsım gibi ataklar taşıyarak kodumuzluklarını görüyoruz. Mesela benim tarafımda belli genç bir koleksiyon var bu bağlamda. Böyle bir sancak kuralları da var koleksiyonda. Hat sanatı örnekleri hem devlet önemli hat hatları bazı levhaların bilgileri şeklinde bazen de burada yine önemli hat hatlar tarafından Sarman Mekkaz'ın tazmini mesela önemli bir safı dönemi hatladı. Yine Şeyh Hamdullah, Fatih Osman gibi önemli Osmanlı döneminde 2. Beyazıt ve sonrasında 3. Osman'ın himaye ettiği önemli halk sanatçılarının bu tarz levhaları korunuyor. Murat'a albüm anlamında böyle bir araya çeşitli halk tepsili, minyatür örneklerinin halk sanatçıları daha fazladır günümüzde. Çeşitli halk türleriyle aktarması işte şimdi
ayrı yani fotoğraf halindeki bazen de akordeon gibi dediğimiz böyle yani fazla şekilde açılan modda olur. O bıraktalardan bazı sayfalara bakalım. Mesela burada 16 günlük erken çiçekli kutuları da görmek mümkün. Yine bir bıraktalarda da yaklaşık bizim tedavülen hayvan filan türünde doğal mecmualarında 18. yüzyıl ve sonrasında rastladığımız Mekke'ye kahve, peygamberin kadrolar, Ravza-i Kutara gibi seçimlerinde olduğu alimler var. Bunların hepsi sultanın seçerek kendi kütüphanesi için getirdiği, yanında tutmak istediği eserler gibi düşünebilirsiniz. Bu bağlamda bu seçim tarihleri, ne tarz eserleri tercih ettiği de önemli. Çünkü bunların arasında mesela 19. yüzyıldan Mustafa Vahsız'ın bir etkisi var. O da çok daha parlak ve güzel bir resim ama bunu göstererekler de daha aslında altın yavrusudur. Tabii şeyi, Türk sayfa kenarları. Üzerine de Türk Barol ya da Türk Barolusu dediğimiz üslupta uçuşan Söğüt dağları, kurdeleler, odadan çıkan çiçekler gibi 16-17 yıldan sonraki yetkisi sanatçısı değişimi görebildiğimiz eserlerdendi. Bunun Kur'an tarzında bir iki sayfası tespitlenmiş Kur'an-ı Kerimler de var. Yeni Saray koleksiyonunda bir tane Sarkı Saban Yıldız koleksiyonunda bugün var. Yani alfabe öğrenmek amacıyla değil, büyük ihtimalle bu eserin sanatsal niteliği amacıyla seçilmiş. Çok önemli bir 15. yüzyıl Fatih Sultan Mehmet Devri'nin birinci sanatçıyla pek çok örneği bu albümden gördüğümüz Baba Nakkaş albümü diye de bilinen Baba Nakkaş ismiyle o dönemki Nakkaşhane'nin çekildiğinin başı olan kişinin pek çok çeşitli çiçek, mutlaka rumiler, harikarlar, hatayilerle bezlediği bir albüm de var. Bu da bugün onu da seçerek almış olması açısından ilginç bu oradan bir sayfa. Yani bu arada geçtiğimiz senin evvelki yazdığı ikinci ve tamamlanan restorasyonu sonrasında hem bir hamam müzesi oluşturuldu hem de İmadi Özerler Kütüphanesi'ndeki el yazmalarının en önemli sanatlı örnekleri orada bir sergiyle tanıtıldı. Nurhan Atasoy ve Lale Orkun'un hazırladığı bir katalogda çıkarıldı ve biz bu sayede bunları yoğun bir şekilde neler var, neler yok böyle gitmiş olduk. Sadece uzmanlara erişebiliyorduk. Bunların birçoğunda dijitize edilmiş olduğu dijital olarak ortama aktarıldığını da söyleyebilirim. Mesela bu Şampuri albümde, yani albümde birazdan cildini de göstereceğim. O da çok özel. Nur Hocam buradayken de konuşmak istesinlerim biraz ama böyle çok güzel tatlı kulak yolundan da bir cildi var. Bu albüm için da aynı mantıkla. Burak Tanlar gibi hazırlanmış. İçinde daha çok fazla örnekleri, yani böyle kenarlarında ikinci örneğe de yabancı tarafı ilgilendikleri eserleri barındırıyor. Bu bir Mehmet Bahçesi ya da Bahçe görünümü. Çevresinde de Vesili ve Bahçeli'nin şeylerinden beyitler yerleştirilmiş ve araları da güzel yine aynı dönemin 16. yüzyılın tespitleriyle bezenmiş. Bunların hepsine bir çiçeklerden kesilmiş ilgili parçalar olduğunu söyleyeyim. Katlı kompozisyonlar böyle oluşturuluyor. Yine bir çok önemli bir albüm. Şahtan Masbay'ın müdahale uçukluğun kısmını yayına hazırlıyor şu anda. Şahtan Masbay için hazırlanmış Safavi Şahı. Tam Osmanlı'nın ödülü olan 16. yüzyıldan bahsediyorum. Bu albümde de 13. 14. yüzyıllardan itibaren çeşitli bölgelerde üretilmiş sanatsal eserler bir araya getirilmiş. Mesela bir tane Cumhur döneminde bir Meryem ve Çocuk İsa'yı zaten çevrelerinde kendi konotatisinden son derece alışık oldukları için bunu yapı tekniğinde yapmışlar. Yine 14. yüzyıl İlhanlı dönemi, Zeynistan soyundan gelirler onlar. O dönemde kelimelerin nedeniyle köyüyle kontaklı sandırılabildiğimiz halk türündeki bir eserdir. İki çakalın başından geçenleri kıskadan liste olarak anlatır. Oradan maalesef yine çok iyi görülmüyor ama tarzalarla ilgili iki tane minyatürü görüyoruz. Yine Ahmedi'nin Türkçe bir eser bu. Zaten
Sultan'da Üniversitesi Kütüphanesi satması, T alıcısı, Türkçe P alıcısı, altı öğrencilik. Böyle bunlar bir öğrenciyle farklı odalardan ve yazısı ve çeşitli alanlardan bir öğrenci getirilerek tasdiklenmiş ve numaralandırılmış. Bu da İskender Nami isimli Ahmet İlgin yazdık. İskender bizim isimimiz Büyük İskender. İslam doğumlu diyeyim daha doğrusu. Hem hükümdarları için hem de sanatçılar için önemli bir komutan ve hükümdar, komutan hükümdar figürü. Aynı şekilde mesela bir peygamber hükümdar olarak Süleyman Hazreti Süleyman da aynı şekildedir. Ahmet Bey için hatırlayan bir üç tane ustası olan eserlerden birini görüyoruz. Mevlüt'te, Mevlüt'te Tahir'e hazırlandığı düşünülüyor. Bu tarz tahmeleri de görüyor. Ahmet Bey Tanrı böyle hem kendi akılları için hem de komşu zorluklardan hazırlanmış sanatlı eserleri özel olarak Kutup Sarayı'nda yüzlerce var sanatlar seçmiş bir araya toplamış olduğunu söylemek mümkün. Yine İran yazılının Firdevsi Beşenlendisi, Nizami ve Hamsesi, Molla Cami, Emir Üstü Devleti gibi önemli isimlerin hazırladığı yazılı eserlerin 15. yüzyıl itibariyle çok sayıda resim kopyaları yapılıyor. Örneğin çok kısa bir Kutup Sarayı'da 60'a yakın resimli Şahname var bunları arasında tarihi en erken örnek de bulunuyor. Yani her gün bulana kadar şu anda en erken o. Yine Ali Şenevay'ı kim biliyorsunuz Osmanlı Sultanları her zaman kendisine takdir etmiş, değer vermiş. Onun divanında bir eser, minyatür gösteriyorum. Hafız divanı. Yine Sadi'nin Bostan'da, Gülistan'da da var. Çok fazla gözünüzü yormak istemediğim için ben de gitmiştim onun arasında. Firdevsi Nişanlamesi tabii ki. Bu Firdevsi Nişanlamelerin Baysunur döneminin Baysunur öncülüğü olan bir ders notu var. Baysunur bir kitap dostu resim olmuş Şehzade. Onun döneminde bu kitapların önünde Baysunur öncülüğü geliyor ve Firdevsi Nişanlamesi nasıl yazdı, davranmanlığı nasıl sundu, kötü yetişler yüzünde bana başta bahsedilen işte 60 ki her bir için bir altına nasıl gümüşeceğini diyeyim. O da bunları Ahmet'in yanına veriyorlar, gönderiyorlar. Ahmet'lere dağıtması konusu vardı. Bu çok sevilen bir sahneydi. Burada da hem sunumu görüyoruz Gazze'nin Mahmut'a hem de Hamam'da bir resimliği görüyoruz. Genelde bu Bayşe Buran sözlerini eşlik eden tasvirlerden birisidir bu. Ve Osmanlı döneminde hazırlanan yazılar herhalde bir kısmını görmüşsünüzdür. Beyan-ı Menazili İstanbul Fethi'ni 1520'li yıllarda, 30'lu yıllarda İstanbul ve Galata'nın nasıl göründüğünü bize gösteren topografik reklamdır veya çok topografik açısı gibi biçimlerde yorumlanan tamamen mekanını gördüğünüzde bazı önemli özelliklerine göre ayırt etmenizi sağlayacak unsurlar barındırıyor. Az önceki Google Earth imajımızı gördük. Eğer böyle Google Earth imajı olsaydı çatı görecektik. Yani kuruşun renkleri görecektik. Kırmızı renkleri. Böyle görmüyoruz. Çünkü sanatçı bize binaların nasıl olduğunu görmemiz istiyor. O yüzden onları tepeden topografiye bakıyoruz. Ama binaları karşıdan bakıyoruz. Fakat binaların da aynı bir yöndeki tarafına bakmıyoruz. En belirgin, en tanınır tarafları. Bazı 2-3 tane göstereyim. Çok gerçekten şey dışarıda konuşmak oynadıkları üzerinde. Hani Galata Kulesi var, Topkapı Sarayı burada, Kız Kulesi burada, Kapalı Çarşı Bölgesi, Yedi Kulesi'nin dağları gibi. Tabii ki Ayasofya, İbrahim Küçük Sarayı ve Bodrum. En çok İskender'de söylemiş oldum öylece. Bu beyan beyazlık içinde barındırdığı bu Süleyman'ın küçük yazıcılar, Kanlı Sultan Süleyman'ın bazı asetleri, gidiş ve dönüşü ayrı odalardan yapıyor. Bu bölgede durdukları, yani menzilden veya meraklı o menzillerin aktarılması anlamında her menzili, Erzincan, Diyarbakır, Mahalle gibi pek çok şehir var. O günkü topografik durumunu gösteriyor. Bu açıdan da bizim için belgeyi tekit taşıyor. Bazı yapıların o gün olup olmadığını oradan görebiliyoruz. Mesela işte çeşitli saraylar, Manisa Sarayı falan gibi bilgi verebiliyor. Bir de bu yine İstanbul'un Kanuni Süleyman döneminden tercih edilerek alınmış bir divan var. Muhibbi, Kanuni Süleyman'ın şiir yazarken kullandığı makası gençler için lakap, nickname, bugünkü tabirini. Onun
onun şiirlerini içeren bir mürsüm, her sayfası Müzeki Karameli olarak tanınan bir sanatçı tarafından ayrı ayrı bir kompozisyonla desteklenmiş. Yani bezenmiş. Bütün gördüğünüz o dönem işte laleler, karanfiller, mutayiler, dar çiçekleri. Ama her sayfada hem beyt aralarında hem sayfa kenarlarında görüyoruz. Bu bizim Karameli'nin imzasını şurada gördüğümüz. Her şey Fikir Karameli, Erdoğan Fikir gibi imzalıyor. Şurada çok net değil, kusura bakmayın. Tek sayfa, gördüğümüz sayfa. 23-65-65 şöyle bir şey olduğunu düşünün. Yükseklikleri 300 küsür olarak da oluşuyor. Yani Tanrı Pasyonu zaten bu kadar şiir vermiş olması, onu inşaat olarak da etkilendirmeye eşdeğer. Yine Sultan II. Abdülhamit'in seçtiği eserler arasında böyle bir seçimde olması, onun kitaba ve içeriğine de meraklı bir kişi olduğunu göstermek için önemli. Bu tarz hikayeler var. Bu arada çok güzel bir tesadüftür. Osmanlı Sarayı'nın diğer bir kitap meraklısı kitaplarında 3. Murat dönemi. Onun en yoğun ve değişik türde eserleri tasvirden şu örnekleri bulabildiğimiz bir dönem. Yine 3. Murat döneminde Mertler Osmanlı çalışanlar. Şu masa üzerindeki aletlere, burada ölçüm aletlerine, yine bir dünyayı gösteren küreye baktığımızda çağ dışı Avrupalı astronom Pitograne ile birebir aynı aletleri kullandı. Yani bu kasaphanenin bilimde gelişmelerini takip edip uygulamış olduğunu görebiliyoruz. Bu konuda da okulda hazırlanmış bir doktora tezi vardır. Yine aynı eserden bir kuruk yıldız geçiyor. Daha sonra bir deprem oluyor. O yüzden de gökyüzleri gözleyen kişilerin daha sonra suçlandığı bir durum oluyor. O kuruk yıldız gösterir. Bu da Nakış Osman'ın anlayışıyla yapılmış. Birazcık daha Nakış Osman'ın biraz önce özellikle sanmadan farklı. Çünkü burada oradaki bir hikaye yok. Tamamen yukarıdan baktığımız şekilde görüyoruz. Yine mesela Nakış Sarayı'nı görebilirsiniz. Galatasaray'ı görebilirsiniz. Yine Kız Kulesi, Kız Anlık Kulesi'nde paralellikler kurabilir. Şimdi burada ilginç, onun iki cizi var. Biri şimdi de Kız Kulesi'nde, birisi Nargösterler Kulesi'nde. Yani ikisini de getirmiş bir ihtimalle ama geri gitmiş, bu kalmış veya o direktleri açıkçası kendiler bize gelince açıklamıyor. Niye bazı kaldı, bazı gitti. Aslında görmek isteniyor muydu, istenmiyor muydu? Bunlar gerçekten daha geniş bir araştırmada, daha geniş bir belgeleri sorgulamanın neticesinde çıkacak. O, yani 16. yüzyılın son tarafından itibaren paşaların, serdarların yaptıkları, büyük kazandıkları zaferlerle ilgili onlara özgü kitaplar yazılıp resimlenmeye başlıyor. İşte Nusretname, Bekşirgahname gibi. Bu eserlerin de bazılarını toplamış olduğunu görüyoruz Sultan Abdülhamit'in. Nuruzeli'nin hemen fethini gösteren mesela eseri de öyle. Bunların genel düzenli gümrüklerden saray koyan, Topkapı Sarayı'ndaki koleksiyonda korunduğu anlaşılıyor. Yine 17. yüzyılda da yoğun bir 17. yüzyılda tercüme faaliyeti. Tekrar gündeme geliyor. Pek çok Arapça eser, bunların arasında işte yıldızlarla ilgili tarih konu ya da acayip olan faktöründe eserler var. İnsancı Kürcami'de diğer selametlerinden bahseden bir eser. Onun her üstü tane selamet var. Her bir alameti nasıl olacağını açıklatmak için ağzını sağlayacak soru sorusu falan gerektiğinde bildiğimiz onları gösteren bir eser. Tanju Tavarlık diye Sanju Sancaktin'in yazdığı bir metin var. Osmanlı tarihlerini resimleme geleneğini tekrar 17. yüzyılın ortalarında canlandırdığı dönemde çok sayıda resimli bir söz yapıyor. Onlardan biri de Sultan Abdülhamit Han beğenerek saraya getirtiyor. Ve çok temelde çok yakın bir zamanda yakın ekranını 3. Mustafa Bey'in sahnesini gösteren
metin var. Bu da bir silsile nameli, onlar da çok sayıda yapılıyor. Muhtemelen en genç, dönemli serbestler birisi olan da Ender Ulu Fazıl'ın kadın İstanbul kadınları İstanbul erkeklerini anlattı. İkinci bir tanesi Zeynallah'ın bir durumdan da erkekleri anlattı. Bunu da muhtemelen çok görmüşsünüzdür. Saldırı bahsettiğim bölgesindeki kır eğlencesini gösteriyor. Birkaç tane ciltten bahsedeceğim. Az önce dediğim gibi bazı eserleri ciltlerini çıkartıyor ve hepsini saray için yani yazı sarayı kütüphanesi için hazırladığından o kırmızı atlas ciltlerin içine koyuyor. Deli üzerine geçiriyor bunlar. Bazıları da orijinal ciltleri devamlı verildi veya onun dönemi kütüphaneye Muras'tan dediğimiz değerli taşlarla ve mücevher kutuplar gibi burada çalışarak yapılmış ciltler var. Onların da dahil edileri, dahil edilmeye hazırlanmış bazı özellikler var. Onlar kalıyor. Biraz önce gösterdiğim kağıt kesitlerinden kağıtın yapılan mevzuanın içeriği kaplumbağa kalıyordu. İki farklı renkte kaplumbağa kalıyordu.